Merhabalar sevgili izleyiciler. Kent Vizyonu programına hoş geldiniz. Bir başka kente, bir başka ülkeye gittiğimizde o ülkenin önce görüntüsüdür aklımızda kalan ve en güzel köşelerinde fotoğraf çektirmek isteriz hatıralarımızda kalsın diye. Biz de size bugün Manisa'da Manisa kentine estetik dokunuşlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en güzel birimini tanıtmak için buradayız. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nı tanıtacağız. Bugün sizlere kente yaptıkları estetik dokunuşlara değineceğiz. Birlikte Manisa'yı izleyeceğiz. Ve program konuğumuz Kent Estetiği Daire Başkanı Sayın Bahadır Belek. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Dediğim gibi bir şehre gittiğimizde önce en güzel köşelerine işte nerede yeşillik var, nerede çiçek var, orada oraları gezmek, oralarda fotoğraf çektirmek istiyoruz. Sizin daireniz de Manisa'ya, Manisa Büyükşehir'ine estetik dokunuşlar kazandırıyor. İsterseniz önce Kent Estetiği Daire Başkanlığı ne iş yapar? Büyükşehir olduktan sonra zaten oluştu bildiğim kadarıyla. Evet. İsim değişikliği evet. Oldu. Oradan başlayalım. Sonra da yavaş yavaş Manisa'yı beraber gezelim. Merhabalar öncelikle. Siz de aramıza hoş geldiniz. Bu yayının ve televizyonun yaptığımız icraatları, işleri halka aktarma noktasında çok verimli olacağı düşüncesindeyim. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ailemizi daha da güçlendirdiğiniz için size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hep birlikte. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yani kısaca bahsetmek gerekirse Kent Esteti Dairesi Başkanlığı'nın görevi Manisa'da ikamet eden vatandaşlarımızın daha güzel, daha yani kısaca nefes alabilecekleri alanlar, en ortamlar önemli. Oluşturmak. Aynen öyle. Bunun yanında aileleriyle, çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilecekleri çocuk oyun bahçeleri, spor alanları, parklar, koruluklar, ağaçlandırma sahaları, futbol, basketbol sahaları yaptığımız işleri kazandırmaktır. Hı hı. Başkanım şimdi şöyle bir durum var. Artık şehirler büyüyor. Biz de büyük şehiriz. Hep derler işte İstanbul'da oturan, Ankara'da oturan, büyük şehirlerde oturan işte farklı işte Çeşme'ye gideceğiz, Bodrum'a gideceğiz, İstanbul'u terk edeceğiz. Hı hı. Bunalıyoruz. Ama bunun tam tersi büyük şehirlerde de nefes alacak alanların oluşturulması gerekiyor. Evet. Bu da önemli bir görev sizin için. Şimdi o noktayı söyledikten sonra evet. Evden çıktığınızda o apartmanlardan, büyük bloklardan çıktığınızda bir parka gittiğinizde hem spor alanı olarak hem çocukların oyun alanları olarak geniş alanlar yaratması gerekiyor belediyelerin. Evet. O açıdan önemli evet. Çalışmalarınız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de bu konuyla alakalı çok projesi var. Bu konuda çok hassas. Hı hı. Özellikle çocuklara yönelik alanlar oluşturma çabasında. Biz de teknik ekiplerimizle yaptığımız incelemeler sonucunda alan yaratmaya çalışıyoruz. Var olan alanlarda da çalışma yapılıyor. Tabii mi? Yani yapmaktan ziyade bakmak daha önemlidir. Yani yaşatmak önemli. Evet, yani o bitkilerin zamanında gübrelenmesi, zamanında ilaçlanması çok önemli. Hı hı. Bunun için teknik ekiplerimiz var, ziraat mühendislerimiz, peyzaj mimarlarımız var. Sürekli denetliyorlar bu alanları. Evet. Yani zamanında ilaçlamalar yapılıyor ve yapılan icraatların devamlılığı sağlanıyor bu noktada. Şimdi şöyle Manisa'ya İzmir'den girdiğinizde zaten Yeşil Manisa olarak biliyorsunuz hep anılır kentimiz. Ne güzel bir şey bu da bizim için çok güzel bir şey. Nefes farklı bir yere girmiş gibi oluyorsunuz. Özellikle anıtın çevresinde yapılan bir düzenleme var. Evet, Kuvayi Milli Anıtı'nın çevresinde. O çok olumlu ve güzel tepkiler aldı, bize de geldi. Onun çalışması ne kadar sürdü? Nasıl bir süreçti? Mesela oradan başlayalım sohbetimize. 3 ay gibi bir zamanda orayı tamamladık. Yani dediğim gibi başkanımız Yeşil'i çok sevdiği için bu konuda tam destek sağlıyor. Onun destekleriyle 3 ay gibi bir kısa zamanda Kuvayi Milli Anıtı'nı tamamlamış olduk. Oradaki bitkiler değişecek mi peki? Yani ben tam bilmiyorum ne kullanıldığını. Çünkü yoldan geçtiğimiz evet, için orada, çok şey yapamıyoruz. 15 dönüm gibi bir alanımız vardı. Bu alanın içerisinde palmiye ağaçları kullandık. Evet. Zaten tamamına yeşil çim sermek suretiyle, hazır rulo çim sermek suretiyle ve mevsimlik çiçeklerle
süsledik orayı. Mevsimlik çiçek, yani palmiye ve çimde zaman yok. Onlar devamlılığını sürdüren bozulmuyorlar mı? Hayır, hayır. Onlar dediğim gibi zamanında gübreleme ve ilaçlama çok önemli. Sürekli bakım isteyen, sonuçta canlıyla uğraştığımız için. Mevsimlik çiçekler de 4 ay, 6 ay gibi zaman zarfında değiştiriyoruz. Hı hı. Yani vatandaşımız renk istiyor. Tabii ki vatandaşlarımızın isteği de bizim için en önemli. Talep geliyor mu böyle size? Çok sık talep geliyor. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasındayız. Ne güzel. Sadece tabii Manisa merkez ilçelerde değil, diğer ilçelerimizde de çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Evet, Manisa büyük şehir olduktan sonra görev ve yetki alanlarımız oldukça büyüdü, genişledi. Evet. Yani Demircisi'nden Selendisi'ne, Kulası'ndan Akhisar'ına, Soma'sına, Kırkağacı'na her tarafa biz bakıyoruz. Kent Estetiği Dairesi bünyesinde merkezde 292 personelimiz var. Evet. İlçelerde de toplam 87 personelimiz var. Bununla birlikte daire başkanlığımızdaki personel sayısı 379. Tabii bu yaz aylarının gelmesiyle bitkilerin sulama ihtiyacı artıyor biliyorsunuz. Evet. Bu personelle bunu tam manasıyla karşılayamama düşüncesinden dolayı 100 tane daha geçici personel aldık. Dönem, bu personeller yaz döneminde mi? Evet, yaz döneminde. Mayıs, Ekim ayları, hı-hı, arasında gece saat 24, sabah 8'e kadar sulama yapıyorlar. Hı-hı. Peki hangi araçları kullanıyoruz bu yapılan işlerde? Yapılan işlerde şimdi yine benim daireme bağlı olarak 7 tane personelin taşımasında kullandığım servis aracım var. Hı hı. Otobüsüm var. 11 tane traktörüm, 13 tane açık kasa diye tabir ettiğimiz transit arabalarımız var. 5 tane sulama tankerim var. 2 kepçem var. Bu 5 sulama tankeri merkez için mi yoksa ilçelerde de kullanıyor musunuz? Sadece merkezde çünkü kullanıyoruz. Yetmez, mümkün, evet, değil. Yani yaklaşık 2 milyon metrekare yeşil alana sahibiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Bir daha söyler misin? 2 milyon metrekare. Ne kadar güzel. Aslında yani baktığınızda çok büyük bir alan. Evet, doğrudur. Az belki ama yine de. Yani hedefimiz her gün kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak. Evet, zaten dünyada da çevre politikaları ile birlikte yeşil ve doğa son derece önemli. Evet. Sizin de bu açıdan herhalde daha hassas davranıyorsunuzdur. Evet, evet, buyurun başkanım. Araçlardan bahsediyorduk. Dediğim gibi 2 adet kepçem ve 2 adet de kontrol aracım var. Sahada 2 adet kontrolörüm var. Hı hı. Yapılan işleri sürekli 24 Gelin. Saat sahada kontrol ediyorlar. Hı hı. Müdahale edilmesi gereken noktalarda müdahale ediyorlar. Hı hı. Peki bu güzel bitkileri nereden, nasıl alıyoruz? Biz mi yapıyoruz, üretiyoruz yoksa başka bir yerden mi alıyoruz? Şu an için kullandığımız bitkilerin çoğunu üretici firmalardan alıyoruz. Hı hı. Manisa çevresindeki üretici firmalardan alıyoruz. Fakat Karaoğlanlı mahallemizde bir 50 dönümlük arsamız var. Hı hı. Başkan Bey'den rica ettik. O da bizi kırmadı. Biz buraya sera kurma düşüncesindeyiz başkanım dediğimizde o da memnuniyetle karşıladı. O alana 4000 metrekare kapalı tam otomasyonlu sera yapıp kendi mevsimlik çiçeğimizi yazlık kışlık olarak kendimiz üretip dışarıya çok fazla bağımlı kalmama düşüncesindeyiz. Geriye kalan kısımda da ağaç fidan, hı hı, üretme düşüncesindeyiz. Bu arada başkanım bu ağaç bayramlarda da özellikle okullardan gelen talepler oluyor ağaç, hı hı, dikimiyle ilgili. O alanlarda da siz destek oluyorsunuz herhalde. Evet, elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Çevre haftasında, tarzan haftasında vesaire bu tarz, bu gibi günlerde. Orman haftası da vardı, evet, eskiden. Hala, evet, var mı? Fidan dağıtımı, hı-hı, yapıyoruz beraber. Gençlerle, çocuklarla gidip fidanımızı dikiyoruz. O yönde çalışmalarımız, güzel, var. Peki nelere dikkat ediyoruz bu bitkiler? Yani yeşillendirmelerde, çiçeklendirmelerde. İşte uzun süre kalması önemli, hemen işte bozulmaması önemli. Herhalde tam bilemiyorum, evet, evet, ama siz daha iyi bilirsiniz. Doğrudur. Bitki alırken öncelikle iklim uyumluluğuna dikkat ediyoruz. Her bitki her iklimde olmuyor. Manisa olarak iklim biraz arada kalıyor. Yani soğuk yerleri de sıcak yerleri, evet, de var. Yani bir Demirci'nin iklimiyle merkezin iklimi bir farklı değil. Bu yüzden Akdeniz iklim bitkilerini de yer yer kullanıyoruz.
Karasal iklime sahip olan bölgelerimizde de yine karasal iklimi kaldıracak bitkileri alıyoruz. Önemli olan bitkiyi nerede kullanacağımıza karar verip onu bilmek. Peki ilçelerdeki vatandaşlar büyükşehirin ilçelerine dokunduğunu hissedebiliyorlar mı bu yapılan düzenlemelerle? Siz gittikçe daha çok algılıyorsunuzdur. Evet, ilçedeki vatandaşlarımız bu konuda çok memnunlar. Yani bir ilçeye gittiğimiz zaman bunun tepkileri geliyor. Yani nerede oturursanız kahvede, sokakta, vatandaşla, muhtarlarımızla konuştuğumuz zaman hepsinden Cengiz Başkan'a çok çok teşekkür iletmemi istiyorlar bizden. Biz de tabii mutlu oluyoruz bu konuda. Peki başkanım, neler yaptık bugüne kadar ilçelerde? Eğer onlardan bahsedebilirsek, en azından ilçelerdeki yapılan düzenlemeleri, parklar, farklı çalışmalar varsa bugüne kadar, ki varsa değil var zaten ama. Çok var. Bunları tek belli başlı olanları tek en azından. Yani programda herhalde sanıyorum zamanımız yetmez buna. Hemen hemen her ilçede park, biraz önce başladığımda saydığım sadece gibi. Sadece park değil ama çocuk oyun alanları tabii, da var. Spor aletleri koyuyoruz, çocuk oyun grupları koyuyoruz. Yine çocuklara yönelik çocuk kültür merkezleri yaptık. Onların bahçelerini yeşillendirdik. Onu da hemen hazır bahsetmişken. Şimdi belediye olarak bütün ilçelerde gençlik merkezleri, çocuk merkezleri, işte gıda bankaları gibi projelerimizi gerçekleştirdik. Daha önceki program konuklarımızla da sohbetlerimiz esnasında biz de edindik bu bilgileri. O binalar yapılırken ya da yapılma aşamasında mutlaka siz de gidip orada çevre düzenlemesi için incelemeler yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Proje Daire Başkanlığımızla bu konuda ortak çalışıyoruz. Proje noktasında onlar bize destek oluyorlar. Fen işleri de yapımını tamamladıktan sonra iş bana geliyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapma çabasındayız. En büyük puanı siz topluyorsunuz. Evet, biz bizim işimiz makyaj diyebiliriz. İşin, şehrin makyajını yapıyoruz. Ne kadar güzel. İşte dediğim gibi biz de başka bir şehre gittiğimizde o şehrin hemen parklarını, bahçelerini, en güzel yanlarını görüyorsunuz. Evet. Oralarda olmak, bulunmak istiyorsunuz. O açıdan daire başkanlığınız çok özel bir daire başkanlığı. Peki başkanım, çocuk oyun alanlarıyla ilgili yaptığınız çalışmalar neler? Çocuk oyun alanlarıyla ilgili yaptığımız çalışmalar... Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna ait bulunan çocuk oyun parkları yine bizim sorumluluğumuzda. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara çok önem veriyoruz. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok hassas. Parklar, çocuk oyun grupları tamamen organik temizlik malzemeleriyle temizleniyor. Bu sayede doğaya... Satın alırken de dikkat ediyorsunuz mutlaka. Tabii ki. Evet, yani bir takım belgeler istiyoruz. Standartlara uygun TS, ISO vesaire gibi belgeler istiyoruz. Zaten bu belgeleri sunamayan firmalarla çalışmamız mümkün olmuyor. Belli periyotlarla sık sık dezenfekte ediyoruz. Biliyorsunuz parklar çok yoğun kullanılan bölgeler. Hastalık geçme, hastalık kapma riskini ortadan kaldırmak için ekiplerimiz sürekli temizliklerini yapıyorlar. Bakımları, onarımları. Evet. Aynı zamanda da risk tabii ki malzemeler ve oyuncaklar ona göre uygun seçilmesi gerekiyor. Kırılan oyuncakların hemen tamiri noktasında. Tabii bunun için de ciddi bir takip gerekiyor. Mutlaka. Aynı zamanda çocuk oyun gruplarıyla birlikte spor aletleri de var. Biliyorsunuz bayanlar, erkekler, vatandaşlarımız tüm yeşil alanlarda belediyemizin koyduğu spor aletlerini kullanıyorlar. Onlar da belli bir süre sonra bozulabiliyor. Onları da herhalde tamirini, bakımını yapıyorsunuz. Evet, sürekli denetim altında olduğu için kırılan anında ivedilikle değiştiriliyor. Bir de başkanım, yine sizin bünyenizde bir estetik kurul var bildiğim kadarıyla. Biraz da bu estetik kuruldan bahsedelim. Kent Estetik Kurulu. Evet. Evet. Kent Estetik Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan totemler, raketler, reklam tabelaları, kentin estetik görünümünü bozmadan ilan reklam yönetmeliğine uygun olarak montajını, kurulumunu sağlamak için kurulan bir kurul. Anladım. Yani bizi şöyle anlatalım. Ben de anlamak istiyorum aynı anda izleyicilerimizle beraber. Herhangi bir firma
başvuru yapıp bu tanıtım totemleri, yani reklam karayollarında gördüğümüz, değil mi? Hı hı. Onlardan, evet, bahsediyoruz. Evet, onlardan bahsediyoruz. Doğrudur. Onlar işte, ben böyle bir reklam panosu yapacağım ya da tanıtım yapacağım. Bunun uygun alanı neresidir? Nereye yapabilirim? Şeklinde bir başvuruda bulunuyor herhalde, değil mi? Evet. Şimdi bu konuyla ilgili 12 tane teknik personelimiz bulunuyor. İlgili daire başkanlıklarından görevlendirmeyle, evet, bizde çalışan inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, peyzaj mimarları, trafik zabıtalarımız bulunuyor, evet, kurulda. Öncelikle reklam tabelası koymak isteyen vatandaşlarımız dilekçeyle bize başvuruyor. Hı hı. Biz de vatandaştan bir takım belgeler istiyoruz. Nedir? Levhayı koymak istediği alanın mülkiyet, tabii, durumu. Tabii ki mi? Trafik Tescil ve Denetleme Kurulu'ndan, karayollarından, altyapı merkezlerinden görüş alması gerekiyor. Hı hı. Yani koyacağı yerden doğalgaz geçiyor mu, elektrik hattı vesaire geçiyor mu diye o kurumlardan görüş almak durumunda. Belgelerini tamamlayan şahıs bize belgelerini sunuyor. Biz de kurulda ilgili arkadaşlar hepsi kendi alanlarıyla alakalı inceliyorlar. Sonucun olumlu olması durumunda levha izin belgesi diye bir izin belgesi düzenliyoruz. Hı hı. Ve tarafa tebliğ ediyoruz. Bir de bizden izin almadan totem kuran firmalar oluyor. Bunlara da yazıyla izne tabi olduğunu uyarımızı yapıyoruz. Bildirip, evet, bir ay gibi bir zamanda tanıyıp levhasını oradan kaldırmasını talep ediyoruz. Kaldırmadığı takdirde biz kendi ekiplerimizle levhayı oradan kaldırıp, hı hı, yaptığımız harcamayı da %20 fazlasıyla firmaya rica ediyoruz. Şimdi şöyle, kentin görüntüsünü bozuyorsa eğer, evet, bir de sonuçta bu kentte biz yaşıyoruz. Bizler, vatandaşlar, kendisi de yaşıyor. Herkes yani sahip çıkmalı ve uygun yasal prosedürler neyse onlara uymak zorunda herkes. Doğrudur, evet. Hem görüntüyü bozmak kötü, hem de yasal olmayan bir işlem yapmak, hem yapmış de oluyorlar. Trafik güvenliğini tehlikeye... O çok esas, o, evet, son derece çok önemli. Çok riskli. Başkanım, bir de şöyle bir kendi birebir yaşadığım bir şey de var. Hani onu nasıl oluyor bilmiyorum. Budama dönemleri hangi dönemler? Eylül-Ekim aylarında. Eylül-Ekim. Evet. Şimdi şehir içinde, şehir trafiğinde bazı yerlerde trafik ışıklarını kapatan, yani ağaç dalları olabiliyor. Evet. Tabii bunun hepsini sizin ya da ilçe belediyeleri yapıyorsa da bilmiyorum. Onu da bir konuşalım istiyorum, görev alanları ile ilgili. Hı hı. Mesela o durumda hemen müdahale edilebiliyor mu? Çünkü görmüyorsunuz ışığı. Bu da trafiği engelleyecek bir durum teşkil ediyor. Onunla ilgili mesela ne yapmam gerekiyor? Ben yolda giderken böyle bir şey gördüm. Ne yapmam gerekiyor? Çözüm merkezine, zaten vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Her ne kadar bizim ekiplerimiz sahada denetleme noktasında vakit geçirseler de vatandaşımız da çok duyarlı. Anında telefonla ya da çözüm merkezine dilekçe şeklinde başvuruyorlar. Bize şikayet düşer düşmez akabinde ivedilikle ağaçlarımızı buluyoruz. Yani o riski ortadan kaldırıyoruz. Evet. Başkan, Büyükşehir Belediyesi Kent Tescilli Daire Başkanlığı'nın görev alanlarında alansal olarak baktığımızda hangi alanlara müdahil durumda? Yani hangi alanların bakımı, onarımı, işte yenilenmesi ya da düzenlenmesi, alan açılması, biraz önce programımızın başında da söylediğimiz gibi belli bir alan açmak için bu çalışmaların hangisi Kent Tescilli Daire Başkanlığı'nın içinde yer alıyor? Meclis kararıyla, büyükşehir olduktan sonra meclis kararıyla merkezde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Merkezde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani vatandaşın bunu bilmesi çok zor. Zaman zaman biz bile acaba bizim bölgemiz mi yoksa ilçe belediyesinin bölgesi mi diye tereddütler yaşıyoruz. Çünkü hepimiz birden aniden bir büyükşehir olduk ve Manisa'da yaşayanlar olarak hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Birdenbire orası öyle miydi, burası bir kargaşa yaşar oldu halkta. O açıdan bazı sıkıntılı durumlar yaşanıyordur mutlaka. Kesinlikle yaşanıyor. En kısa zamanda o sıkıntılar çözülecek. Başkanlığımızda görüşüyorsunuzdur, evet, mutlaka, evet, diğer ilçelerin müdürleriyle. Doğrudur, görüşüyoruz. Bu konu başkanlık nezdinde de, başkanlar arasında da konuşuluyor. Nihayete erdirilmesi yakındır.
Ha, onunla ilgili de bir çalışma var o zaman. Evet. Çok güzel. En azından yani sonuçta ilçe belediyeleri de kente hizmet ediyor. Hepimiz bu şehir için çalışıyoruz. Evet. Bizler de bu şehirde yaşıyoruz. Güzel şeyler görmek istiyor sonuçta insanlar. Evlerinden çıktığında tertemiz sokak, yemyeşil bir yol, bahçe, ağaç. Gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Ben balkonumda oturduğumda bir trotuarda işte bir ağaç gördüğümde içim açılıyor her sabah. O ağaca konan kuşları izlemek, dinlemek rahatlatıyor insanı. Öyle değil mi? Sizin için de aynı düşünceler olsa gerek. Evet. Onun için yani şehrin betonlaşmadan kurtarmanın peşindeyiz biz de. Yani şehrin nefes alması için çalışıyoruz. Hı hı, aynen. Peki başkanım, unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Ben hani belki sizin anlatmak isteyecekleriniz de vardır ama. Anlatmak isteyeceklerim var. İlçelerdeki çalışmalarımızı inşallah başka bir programda nasıl anlatırım. Arzu ederseniz bugün de konuşabiliriz. Bir başka programda da konuşabiliriz. Ama öyle yapalım. En azından ilçelerdeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak. Çünkü biraz önce sorduğumda program yetmez ilçelerdeki çalışmaları anlatırsak demiştiniz. İsterseniz öyle yapalım. Hı hı. Ama ben yine Manisa merkezde. Bu Muradiye yolunda yaptığınız çalışmalar vardı, evet, Manisa, düzenlemeler. Manisa Muradiye yoluna 500 adet palmiye diktik ve çimlendirdik. Toprak altı sulama yaptık. Bundan da bahsedeyim. Hı hı. Her geçen gün su kaynaklarımız azalıyor. Evet. Bunun önüne geçebilmek suyu için da tasarruflu kullanmak zorundayız. Bunun için de bitkiye gerektiği kadar su sağlama noktasında toprak altı sulama sistemine geçtik. Bu hem bitkinin gerektiği kadar su almasını sağlıyor hem de yola su taşmasını engelliyor. Yola su taşmasını engellediğimiz zaman trafik kaza riskini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Hı hı. Başkanım, peki meydan düzenlemelerinden de bahsedelim. Ondan sonra programımızı bitirelim bugünlük. Hı hı. Daha sonra ikinci programda ben size daha uzun bir zaman vereceğim. İlçeler, çünkü diğer 15 ilçeyi anlatmak çok zamanımızı alacak. Ama şu merkezdeki meydan düzenlemelerinden de ben bahsetmenizi istiyorum. İlk etapta dışarıdan Manisa'ya gelen vatandaşlarımız için Manisa'nın daha güzel görünmesi, çiçeklerle, yeşillerle karşılamak adına Kuvayi Milliye, biraz önce bahsettiğimiz gibi Kuvayi Milliye anıtından başladık. O devamında çevre yolunda OSB kavşağı diye adlandırdığımız kavşak düzenlememizi yaptık. O da çok güzel bir çalışma oldu. Akabinde ben hemen kavşağında şu an çalışmalarımız devam ediyor. Yine orada da palmiye ağaçları, ışıklandırmalar, hatta saat kulesi çalışmamız oldu. İnşallah bitince onda. Evet, herkes onu çok merak ediyor. Sosyal medyada da çok paylaşan oldu. Evet. Onun da bir özel bir açılışı gibi bir şey olacak mı acaba? Öyle bir çalışma var mı? Olacak. Bittiği zaman. Tamamen bittikten olacak. Sonra. Evet, Manisa çıkışında yine güzel bir çalışmamız oldu. Peyzaj. Hı hı. Dediğimiz gibi şehre makyaj yapıyoruz. Çok güzel. Biz de dışarıdan gelen konuklarımıza gerçekten Manisa'mızı, yeşil Manisa'mızı ve renkli Manisa'mızı göstermekten de keyif alıyoruz. Hem web sitemizde biliyorsunuz, Büyükşehir Belediyesi web sitesinde de sizin yaptığınız çalışmalar var. Çalışmalardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Kent Vizyonu'nun sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.